Efendim en içten saygılarımızla, selamlarımızla, sevgilerimizle. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı sorusunun peşine düştük ve şuna karar verdik. İl il, ilçe ilçe gezerken, gezerken okuyan bilir diye kanaat getirdik. Lakin buradaki okuma biraz daha farklı. Hali okumaya gayret ediyoruz, insanı okumaya gayret ediyoruz, belki de halimizi okutmaya gayret ediyoruz. Bakışlarda, tebessümlerde kendi halimizi anlatmaya ve muhatap olduğumuz kıymetli dostlarımızın halini anlamaya gayret ediyoruz. Bu kez Ezber Yok programı için yolumuz Trabzon'a düştü. Ezber yok dedik, yerinden öğrenmeye geldik. Burada selamlar alacağız sizlere iletmek üzere. Kah Sümele'ye çıkacağız, kah Akçaabat sahilini dolaşmaya çıkacağız. Sokaklarda tarihin arasında, gelmiş ve geçmiş arasında adım adım tanış olmaya, gelin tanış olalım şiarını yaşatma gayreti içerisinde olacağız. Karadenizimizin incisi Trabzon'dan sizleri selamlamaya gayret ederken tebessümlerle karşı karşıya kalacağız. Misafirperver Trabzon halkı bize ikramlarda bulunacak, bize sohbet ikram edecekler, bize muhabbet ikram edecekler. Ezber Yok programımızın Trabzon ayağına Bismillah diyelim. Sizler hazırsanız bizler hazırız. Trabzon'u karış karış, sokak sokak, cadde cadde, Karadeniz'i sahil sahil gezmeye devam edelim. Buyurunuz. Efendim Karadeniz'in incisi Trabzon'umuzdayız ve tanış olmaya gayret ediyoruz. Özellikle genç arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Çünkü genç arkadaşlarla konuşmak kaç yaşında olursanız olun sizi o yaşlara götürecek. Özge nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Kaç yaşındasın? 17. 17 yaşında sevgili Özge kardeşimiz. Okuyorsun. Evet. Ne okuyorsun? Bilgisayar bölümü. Biraz açalım mı onu? Bilgisayar bölümü derken nedir? Programcılık, web tasarım. Site açıyoruz, internet sitesi. Onlarla işte. Denemelerin var mı? Var, evet. Kaçıncı sınıf oluyor? 11. Şimdi 11. sınıf oluyor. 17-11. Bizim zamanımızın kaçı oluyor onu tam olarak hatırlamıyorum. Neyse. Peki hedefin ne? Ne olmak istiyorsun? Bilgisayar öğretmeni, web tasarım bölümünü okuyup web tasarım öğretmeni olmak istiyorum. Ailen ne diyor mesleğinle alakalı? Destek çıkıyorlar bana da. Evet. Çünkü çağı yakalamak, geleceğin mesleklerinden birini icra etmesi için çocuklarına destek çıkmışlar. Yetiştiren anne babadan da Allah razı olsun, her ne kadar tanımasak da selamlarımızı iletecek. Peki, sen bu konuda dua ettiğinde ya da huzura durduğunda ve kulluğunu yerine getirmeye çalıştığında okumuş olduğumuz bizim sureler vardır. Ben bunu söylediğimde aklına gelen ilk sure hangisi? Sübhaneke. Sübhaneke. Peki senin gibi genç arkadaşlarımız, ekran başında bizleri izleyenler için, bir de onların anne ve babalar için, yani sen okuyunca onların da maşallah ne güzel okudu diye sevinmeleri için bize Sübhaneke'yi okuyabilir misin? Okurum. Lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke Allahümme ve Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarekestik ve teala ceddik ve la ilahe gayrük. Çok teşekkür ederim. Çok daha iyisini okuyabilmek maksadıyla, çok daha fazlasını okuyabilmek maksadıyla dilimize pelesenk olmasını diliyoruz. Pelesenk ne biliyor muyuz? Dilimizden düşürmediğimiz olsun. Bunlar da bizim için bu sureler, bu dualar. Peki anlamını biliyor musun? Şu an hatırlayamıyorum pek. Evet. Ama biliyoruzdur muhtemelen. Okumuşluğumuz vardır. Peki bu programdan sonra muhtemelen sen anlamlarını da öğreneceksin. Çünkü öyle duruyorsun. Ve bizim de buna katkısı olsun diye şöyle bir hediyemiz olacak sana. Sevgili Özle, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, şöyle göstermiş bulunalım, en azından ne güzel hediyedir diye insanlar da bu konuda gözü gönlü açılsın kitabımıza baktıklarında, sen de tut lütfen. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an Yolu Meali isimli bu kitabını ben sana bugünün anısına takdim ediyorum. Sen de lütfen al, okudukça, okuttukça bizlere de dua etmen dileğiyle. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Söz mü? Söz. Hem okuyacağız, hem anlamlarını öğreneceğiz, hem de... Edeceğim. Bizlere de dua edeceksin. Peki. Eğitim öğretim hayatında, yaşantında, aile yaşantında başarılar diliyorum. Sağlık ve sıhhat içerisinde başarıdan başarıya doğru koşman ama asla yorulmaman dileğiyle. Para versen bu kadar duayı kimse sana etmez. Onu da söylemiş bulundum. Yolun açık olsun. Çok teşekkür ederim. Buyur lütfen. Sağ ol. Efendim Trabzon'da parktayız. Buranın adı Trabzon Park diye mi geçer? Meydan Park diye geçer. Trabzon Meydan Park'ta gezimize tanış olmaya devam ediyoruz.
Kıymetli izleyenler, insanın dünya sahnesindeki en büyük telaşı kendini bulma telaşı. Belki de kimde kendini aramaya kalksa daha çok yalnızlığa mahkum olma telaşı. Bu nedenle yerleşik düzene geçtiği her alanda kendi yalnızlığı içerisinde yolculuğuna devam ederken kurulduğu düzende medeniyetler kuran insan bu kez bakınız Sümela Manastırı'nda yalnızlığını nasıl başka bir yalnızlıkla paylaşma telaşına düşmüş. Tarihin önemli yapı taşlarından biri olan Sümela Manastırı Trabzon ili sınırları içerisinde. Detaylarını, içindeki yalnızlığını, tarihe iz düşümünü tüm detaylarıyla sizlerle paylaşma gayreti içerisinde olacağız. Hazırsanız bizler de hazırız. Buyurunuz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Trabzon'umuza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Yolunuzdan ettim sizi belki ama. Önemli değil. İki dakikanızı rica edeceğim diye. İsminiz ne? Mustafa Keçeci. Trabzonlusunuz? Trabzonluyum. Trabzon Akçabat Orta Mahallesi'ndenim. Peki sevgili Mustafa. Sümela Manastırı zamanında bir ibadethane olarak kurulmuş. Şunu sormak istiyorum. Sevgili Mustafa, camiye gittiğinde ya da evinde, Allah'ın huzuruna çıktığında, kulluğunu yerine getirmeye gayret ettiğinde, hepimiz gibi, hepimizin yapması gibi, bu konuda eksiğimiz de varsa Allah tamamlamayı da nasip etsin diyelim, bu da duaya dönsün. İnşallah, dualarımız onunla. İnşallah. Dualarımız dedin, aklına gelen sure nedir? Sübhaneke. Başka? Nas suresi, Fatiha suresi. İşte elimizden geldiği kadar... İnşallah ne kadar geliyorsa. Peki, Sübhaneke Nas, okuyabilir misin bize? İzleyenlerimiz için rica ediyorum. Çünkü genç yaşta çok arkadaşımız bizleri takip ediyorlar. Onlara da hatırlatmak babında. Bunu daha önce de söylemiştim ama sevgili Mustafa'nın yanında da söylemekte fayda var. Öğretmek değil efendim. Şahsım adına söylüyorum, haddi aşmak değil. Sadece hatırlatmak. Mustafa da bize hatırlatma konusunda yardımcı olsun. Birini okuyalım. İnşallah heyecandan şey yapmam yani... Kaçırabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmük ve teala zettük. Genelde insanlar orada bir durur. Ve la ilahe. La ilahe gayrık. Evet. Hani cenaze namazında okunan kısmıyla okumayan kısmıyla alakalı. Başka? Nas suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Kulenzu Rabbin Nas, Melikin Nas, İlahin Nas. Min şerri vesvesil annas, ellezi yüvesvisudurun naz, min el cinneti vennas. Amin. Çok teşekkür ederim. Şey değil. Anlamlarını biliyor musun? Anlamlarını şu an karıştırdım. Birden sorunca da belki olur. Sorunca da. Peki şöyle bir şey yapabilir miyiz sevgili Mustafa? Bugün çok da vaktini almak istemiyorum. Yarına eğer ki vaktin varsa, uygunsa, hem Nas suresini... Hem de Sübhaneke suresini, hem çok daha doğru bir şekilde okunuşunu, hem de anlamlarını o zamana kadar çalışma imkanın olursa. Yarın bizi misafir etsen, biz hem bu anlamları duysak, hem tekrar okunuşunu duysak izleyicilerimiz için, hem de çayımızı içsek. Uygun mudur? Tabii. Akçabat'ta ikamet ediyorum. Akçabat'ımızın tarihi yeri Orta Mahallesi'nde size misafir edebilirim. Tamam. Orada... Çay da içeriz. Çayımızı içeriz. Niye böyle bir takıntı haline geldiyse bende, çay bizim için çok önemlidir biliyorsun Trabzon'u, ki Trabzon için de. Evet, Trabzon olduğu için çayı çok önemli. Evet. Mustafa, sevgili Mustafa bu konuda acizane görevi aldı. İşin esprisi, Nas suresi, Sübhaneke suresi tam olarak okunuyor. Anlamları bizimle ve izleyicilerimizle paylaşılıyor. İnşallah. Çayımızı içiyoruz, hediyeleşiyoruz ve ayrılıyoruz. Yarın Akçabat Orta Mahalledeyiz. Evet. Çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle siz grubunuzu gezdirmeye devam edin. Sağ olunuz, var olunuz. Efendim bizler de... Sümela Manastırı'nı gezmeye devam edelim. İsminiz nedir? İsmim Güldan. Güldan. Evet. Meslek efendim? Sınıf öğretmeniyim. Çok güzel. Sınıf öğretmenliği. Sizin efendim? Nakiye ben. Anaokulu öğretmeniyim. Ben sormadan siz söyleyin istiyorsanız.
En çok hani tanıştığınızda size sorulan sorunun cevabı. İsmimin anlamı. İsmin anlamı yani. Evet. Pak temiz kadın demek. Arapça bir isim. Çok güzel. Peki. Ömrünüzün böyle geçmesi dileğiyle diyelim. İl il geziyoruz. Ezber Yok programı için, izleyicilerimiz için, özellikle genç arkadaşlarımız için sizin gibi kıymetli hanımefendileri ya da beyefendileri sorularımız oluyor. O sorulardan biri de şu. İnsanın kendini arama mevzusu burada biraz daha ön plana çıktı Sümele Manastırı'nda. Çünkü insan kimde kendini bulmaya çalışsa daha çok kayboluyor. İnsanın kendini bulabileceği yer kendisi. Kendinde ve kendini bilen Rabbini bilir. Ya da Rabbini bilen kendini bilirden yola çıkabiliyoruz. Huzura durduğumuzda okumuş olduğumuz sureler var. Bunu benden duyduğunuzda aklınıza ilk hangi sure geldi? İhlas suresi. Evet. Okumanızı rica etsem. Tabii. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulid ve lem yekun lehu kufuven ehad. Teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Anlamını biliyor musunuz? Anlamını biliyorum, evet. Ayet ayet sıralayamayız herhalde ama bilmiyorum yani, ya da. Evet, genel olarak söyleyeyim. Allah tektir. Allah samettir, yani duyandır, doğmamıştır, doğurmamıştır gibi. Genel anlamı. Evet, genel anlamı. Peki. Efendim sizin soruyu sorduğumda aklınıza gelen bir sure var mı? İki sure var. Biraz da şanslısınız çünkü hazırlandınız bu süre içerisinde. Genelde namaza durduğum zaman, huzura durduğum zaman daha çok iki sureyi aklıma gelir ve onları okurum. Biri İnşirah suresi, biri Duha suresi. Biraz da namaz, kıyam, birlikte olmak, belki de talepte bulunmak adına olduğundan dolayı İnşirah suresi, evet işte imtihan dünyası ve burada ona sığınmak, ondan yardım dilemek. Elbette zorlukla birlikte kolaylık vardır ki Peygamber Aleyhisselam'ın gönlünü açıp oradaki sıkıntıları aldığı anlatılıyor İnşirah suresinde. Dolayısıyla özellikle İnşirah suresi ve sonra da Duha suresi. Rabbin sana kırılmadı, darılmadı diyor. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Hani bazen böyle ümidinizi yitirdiğiniz anlar oluyor. O yüzden onu böyle çok sık hem dinlerim, namazlarımda da huzura durduğum zaman gerçekten bu iki sureyi çok fazla okurum. Okuyabilir miyiz? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke vuzrak ellezî enkada zahrak ve rafa'na leke zikrak. Fe inne ma'al usri yusra, inne ma'al usri yusra. Fe izâ faraghte fansab ve ilâ rabbike farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Ve duha vel leyli izâ seca. Mâ vedda'ake rabbuke ve mâ qala. Ve lel âhiretu hayrun leke minel ûlâ. Ve lesevfe yu'tike rabbuke fetardâ. Elem yecidke yetîmen fe âvâ. Ve vecedeke dâllen fe hedâ. Ve vecedeke âilen fe âgnâ. فَأَمَّا الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ Sadakallahu lazim. Dua niyetine geçsin. İnşallah. Sizden anlamlarını duyduk. Sizden de zaten beşiyle anlamlarını duymuştunuz. Ama insanın en çok ihtiyaç duydu. Çok kısa bir şey anlatmak istiyorum hanımefendilerle beraber. Babanız bir makam sahibi olsa, gidip kapısını çalsanız, buyur oğlum dese, ziyarete geldim baba deseniz, buyur otur çay içler. İki saat sonra tekrar gidip kapıyı çalsanız efendim oğlum dediğinde baba ziyarete geldim der. Üçüncüde oğlum senin başka işin gücün yok mu diye kovar sizi kapıdan. Ama bahsettiğiniz kapı böyle bir kapı değil. Evet. İstediğiniz kadar aşındırabiliyor. İstediğiniz kadar ben buradayım diyebiliyorsunuz. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Değerli öğretmenlerim sağ olunuz, var olunuz. Benim size rica ederim sağ olunuz. Cevaplar güzeldi. Zaten konunun kendisi güzel. Evet, yani biz ne kadar anlatamasak da. Konu güzel. Burada maksadınızı az çok anlıyoruz. Çok güzel bir konuya değinmişsiniz evet. Hakikaten. Evet, ben aslında bir şey daha söylemek istiyorum. Konunun başına giriş yaptığınız konuyla alakalı. Evet, zaman çok hızlı ilerliyor. Özellikle öğretmenler olarak biz öğrencileri gördüğümüz zaman bunu daha iyi anlıyoruz. Zamanın ne kadar hızlı ilerlediğini, işte bizim zamanımız şimdiki zaman derken zamanın ne kadar hızlı ilerlediğini anlıyoruz. Bu yüzden gerçekten değindiğiniz konu hakikaten çok güzel. Emeğinize sağlık diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Netice itibariyle bizleri izleyenler arasından en kötü örneği veriyorum. Bir kişinin dahi sizin burada paylaştıklarınızla alakalı yahu bir saniye ben biliyor muyum acaba diye kendini kontrol etmesi üçümüzün de belki kurtuluşuna vesile olur. Emeği geçen herkes adına söylüyorum bunu. Bugünün önemine, anlamına belki hani karşılığını kitap dışında söylüyorum ben olarak veremem ama okudukça
okuttukça bizleri hatırlamanız, bizlere de dua etmeniz dileğiyle. Benim adım Mehmet Ercan. Mehmet Ercan ve bütün arkadaşları deyin kafi. Ama benim adımı mutlaka söyleyin diye rica ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan şöyle tutayım, izleyenlerimiz de görsünler. İslam İlmihali'ni hanımefendilere, öğretmen hanımefendilere armağan etmiş bulunuyoruz ve kendilerine de tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz, var olunuz. İnsani tüm duyguları barındırır Karadeniz insanı. Hırçınlık denilen duyguyu Karadeniz'e borçludur, vakar ve olgun duruşunu ise tarihten alır. Denizler aşınır Trabzon'da, selamlar taşınır bir ucundan Karadeniz'in bir diğer ucuna. Kalbimizin heybesinde yeri hazır olan hemşerilerimizden, gönülden gönüle bir yolculuğun başladığı nokta gibi. Sevecen, olgun ve en insani. Efendim şair demiş ki, küçükken görmüş olduğum mazgalları kumbara zanneder ve bozuk paramı atardım. Bu yüzden büyüdüğümde en çok da denizden alacaklı olduğumu fark ettim. En çok denizden alacaklıyım der şair. Yolunuz Trabzon'a düşerse yolunuzun Trabzon'a düşmesini beklemeyin. Bence her nerede olursanız olun, gezmek ya da nefes almak ya da soluklanmak adı altında mutlaka yolunuzu Trabzon'a düşürün. Bulunduğumuz yer Trabzon Akçaabat sahili. Burada denizden alabileceğiniz huzur var. Eğer iş kapısıysa Trabzonlular için bereket var. Mutlaka yolunuzun düşmesi gereken ve ülkemizin bu güzel illerinden birinde şehrin içinden kaçıp o hengameden kurtulmak adına çok kısa bir süre içerisinde sahile ulaşıp nefes alabileceğiniz bir mekanda. Trabzon Akçaabat'tayız ve biz buradan nefes almaya, sizlerle bu güzelliği paylaşmaya devam ediyoruz. Efendim zamanla ilgili söylenen şudur, zaman geçti ya da zaman geçer. Oysa zaman geçmez, zaman durur, içinden insan geçer. Öyle mekanlar vardır ki zaman daha ağır işler. Trabzon Akçaabat'ta Orta Mahalle'de hatırıma düşen şudur. Şimdilerde çocuklarımıza belki tekerleme olarak öğretilir ama aslı şu. Komşu komşu, hu hu diye seslenildiğinde komşu tarafından hu, buyur diye bir cevap gelir. Ve komşu komşu diye cümleye başlayan devam eder. Bir içimlik kahven var mı? Komşudan cevap. Var. Soruyu sorandan cümle şöyle devam eder. O zaman iki içimlik kahve kaynat da gelelim biraz içimizi dökelim. Beyefendilerin kıraathanelere, birbirini okuma, insanı okuma alanlarına gidip içlerini döktükleri, komşuların birbirine kahve eşliğinde içini döktükleri, komşulukların yaşandığı ve hala da yaşanmaya devam ettiği bir yer. Orta Mahalle'de adım adım tarih içerisinde geçerken zamanın içinden geçmeye devam ediyoruz. Ve buradan dün sözleştiğimiz bir Orta Mahalleli, bir Akçaabatlı sevgili Mustafa. Onu ziyaret edeceğiz. Çayımızı yudumlarken sohbetimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Efendim Sümela gezimizde mütebessim bir isimle tanışmıştık. Sevgili Mustafa ve Mustafa yanımızda randevuleştik kendisiyle. Konuyu birazdan tekrar toparlamaya ve paylaşmaya gayret göstereceğim. Belki bizi yeni izleyenler vardır ama vermiş olduğu bir söz vardı. En azından onu da yerine getirmiş olmanın keyfini yaşıyoruz. Neydi o söz sevgili Mustafa? Öncelikle hoş geldiniz. Sübhaneke ile Nas suresinin anlamlarıyla birlikte okuyacaktık. Evet. Buna çalıştık. Evet. İnşallah. Bir hatamız olmaz. Estağfurullah, inşallah. Tekrar ediyorum, izleyicilerimiz de böyle bilsinler. Amacımız
öğretmek değil, kendi adıma söylüyorum. Sadece acizane hatırlatmak. Bu konuda belki bir faydamız olur diye düşünüyoruz. Çayımızı da yudumlarken demiştik ama biz en azından... İlk önce görevimizi bitirelim. Evet. Ondan sonra çayımızı da yudumlarız. Bunun bakınız konu itibariyle görev olarak biliniyor olması dahi çok güzel bir mevzu. O nedenle çok teşekkür ediyorum böyle algılandığından dolayı. Hazır mıyız? İnşallah hazırız. İnşallah. Hangi dualardı? Sübhaneke, Nas suresi. Sübhaneke ve Nas suresi efendim. Sübhaneke ve Nas surelerini okuyacak. Sonrasında da anlamlarını paylaşacak bizimle. Ondan sonra da çaylarımızı yudumlamaya devam edeceğiz. Konu buydu. Evet. Buyurunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarik esmük ve teala ceddük ve la ilahe gayrük. Allah'ım sana hamd ederek seni her türlü noksanlıklardan tenzih ederim. Senin adın mübarektir. Şanın çok yüksektir. Övgün pek azamettir. Senden başka ibadet edilecek ilah yoktur. Allah'a şükürler olsun. Allah'a şükürler olsun. Evet. Yani bu bizim hani bir duamız, dileğimiz olsun diye söylüyorum. Anlamı içerisinde olan bir şey değil. Evet. Söylemiş olduğu senden başka ibadet edilecek ilah yoktur demesinden dolayı bunu söylemiş oldum. Teşekkür ederim. Bir diğerine geçelim. Nas suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul en zurabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerri vesvasilan nas, ellezi yüvesvisu durun nas, minel cinneti ven nas. Ellezi yüvesvisu fi sudurin nas, minel cinneti ven nas. Evet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki insanlara Rabbim, Rabbine sığınırım. İnsanlara, insanların şerrinden, insanların gönüllerine vesvese veren cinlerden ve insanlardan. Evet. Şimdi sen okurken öncelikle teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın. Efendim çok doğru okudu demekte. Hayır, bunlar yanlış demekte benim haddim değil. Bizim amacımız, tekrar ediyorum burada, hatırlatmaya gayret göstermek. Dünden beri sevgili Mustafa ile tanıştık ve belki buna çalışmasına neden olduk. Evet. Tabii ki bir noksanlarımız var. Hiç kimse dört dörtlük değildir. Ama en azından bu hatalarımızı fark edip gidermemiz gerekiyor. Aynen. Sizlerin sayesinde veya işte bir şeyleri daha iyi bir şey yapma, yani gidermemizi, noksanlarımızı gidermemiz gerekiyor. Hatırlatmakta fayda evet. Var. Çok güzel bir sözdür. Derler ki kimin olduğunu tam olarak hatırlamadığım için ismi söyleyemiyorum. Ama lütfen sizler bizi uyarın. Kim ki Kur'an'ı bilmedi, say ki dünyaya gelmedi diye. Çok güzel bir söz vardır. Kim ki Kur'an'ı bilmedi, say ki dünyaya gelmedi. Bu ziyanın bir başka sözüdür, bir başka boyutudur. Allah korusun. Öğrenebilmek, öğretebilmek. Ve Peygamber aleyhisselam iki cihan serverinin, Efendimizin bir sözü vardır. Bir hadisi. Der ki sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir der. Bu bizim şiarımızdır. Bizim kilometre taşımızdır. Bizim için çok önemlidir. Allah bize de bu yolda yürümeyi, en azından gayret etmeyi nasip etsin bu gayretimiz gibi. İnşallah bu noksanlarımızı bu şekilde gidermiş olacağız. Peki. Bugün adına bizim sevgili Mustafa, Allah isminle de yaşamayı nasip etsin. Amin. Mustafa. Şöyle gösterelim. Efendim çok önemli bir eser. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan sevgili Mustafa'ya hediye olarak aktaracağımız, kütüphanesinin mutlaka başında bulunması gereken, mutlaka baş ucunda bulunması gereken, kütüphanesi yoksa bile en azından bu eserlerle beraber bir kütüphanesi olması gerektiğini hatırlatan bir eser. Hayata dair yaşarken detaylarında, efendim bana yalan söyledi. Ya da efendim ben yalan söyledim. Ya da efendim ben şu haksızlığı yaptım. Ya da şu konu hakkında nasıl amel etmem gerekiyor, ne yapmam gerekiyor diye bir hayatı yaşarken bu soruların tamamını bulabileceğiniz muazzam bir eserdir. Riyazus Salihin, kendisine armağan etmiş olmanın keyfini yaşıyorum bizim elimizle beraber. Tüm yetkililere de çok teşekkür ediyorum ben şahsım adına. Çok teşekkür ediyoruz. En azından noksanlarımızı bunların aracılığıyla gidermiş olacağız. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bırakabiliriz eserlerimizi ve işin tatlı konuştuk, konuşulması gereken en güzeli konuştuk, bir de içelim diye. Tabii. Çaylarımızı yudumlayabiliriz. Tabii, buyurun. Sizlerin huzurunda da sevgili Mustafa'ya çok teşekkür ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Riyazus Salihin eserlerini de kendisine armağan etmiş olmanın emaneti teslim ettik. Bunu da sevincini yaşıyoruz. Çok ve çaylarımızı yudumlayalım. Sağ olun sevgili Mustafa.
Kıymetli izleyenler, tarihin yaşanılmaya çalışıldığı ve yaşatılmaya çalıştığı orta mahallemize Akçaabat'ımızın en yetkili ismiyle kıymetli büyüğümüz, değerli başkanımız Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen Beyefendi ile geldik ve buluştuk. Çok teşekkür ediyorum size başkanım. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Akçaabat'ımıza hoş geldiniz, orta mahallemize hoş geldiniz. Mutlaka orta mahalleyi görmek lazım. Şimdi bu konağın yanında bizim 6 tane, 5 tane daha konağımız var. Hepsi 6 tane belediyeye ait. Onları da işletmeye verdik. Bu yaz açılacaklar. Konaklama da var, yeme içme de var, öbürlerinde de var. Dolayısıyla herkesi biz davet ediyoruz. Gelsinler. Trabzon'u tabii Trabzon tarihi bir şehir. Trabzon, Akçaabat ve Orta Mahalle geçerken uğranılacak yerler değil. Uğranılıp burada kalınabilecek, ondan sonra da görebileceğimi gördüm deyip geri gidilebilecek olan yerler arasında. Akçaabat çok güzellikleri olan, çeşitliliği olan bir yer bu bölgede. Herkesi bekliyoruz. Anlatmaktan ziyade bir de yaşanılması bir yerdir Akçaabat. Biz almış olduğumuz bu güzel yönlendirmeden hemen sonra kıymetli başkanımıza tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. Kıymetli izleyenler, Ezber Yok programı için bu kez yolumuz Karadeniz'imizin incisi Trabzon'a düştü. Sokak sokak tarihi koklamaya çalıştık. Kah Sümela'da bulduk kendimizi, yerli ve yabancı turistlerle görüşme gayreti içerisindeydik. Kah Akçaabat sahilinde sahil boyu hem Karadeniz'imizin hırçın tarafını hem de huzur veren tarafını sizler için görüntülemeye, yansıtmaya gayret gösterdik. Bu haftalık da bizden bu kadar. Yolumuz Trabzon'dan geçti ama Trabzon bizde geçmeyecek izler bıraktı. Trabzon, Karadeniz'in incisi, geçerken uğranılacak yer değil, mutlaka yolunuzun düşmesi gereken bir yer olarak bizim hafızalarımıza kazındı. Sizin de kalbinizde yer alması dileğiyle biz buradan ayrılırken sizleri de bu güzel ilimize şimdiden davet etmiş bulunuyoruz. Bakalım bir sonraki durağımız hangi ilde? Belki de sizin bulunduğunuz ilde, ilçede ya da sokakta olacak. Sizin tebessümünüzle karşılaşacağız. Sizden bir teşekkür alacağız ve o teşekküre bizler rica olarak sizlerin dağarcığınızda, kalbinizde kalacak. Bir sonraki programda tekrar görüşünceye dek şairin dediği gibi, kavuşmak nasıl olmaz madem ki ayrılık var. Sürçülisan ettiysek aşk ola. Yeniden görüşünceye dek Allah'a emanet olun, hoşça kalın. İnsani tüm duyguları barındırır Karadeniz insanı. Hırçınlık denilen duyguyu Karadeniz'e borçludur, vakar ve olgun duruşunu ise tarihten alır. Denizler aşınır Trabzon'da, selamlar taşınır bir ucundan Karadeniz'in bir diğer ucuna. Kalbimizin heybesinde yeri hazır olan hemşerilerimizden, gönülden gönüle bir yolculuğun başladığı nokta gibi, sevecen, olgun ve en insani. Çile mi çekecek sevda yaşayan kullar? Neden digelin olur aşka uzanan yollar? Hep çile mi çekecek sevda yaşayan kullar? Neden digelin olur aşka uzanan yollar? Yol vermez kavuşmaya engel olur dağlar. Anlamak mümkün değil sevenler ne cünalar.